Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir maceraya atılıyoruz. Bunlar benim yeni ortaklarım. Kümesin kralını yapacağız buraya. Kralını. Geçen sefer bir kümes. Geçen abiye salla. Geçen sefer bir kümes yaptık, olmadı arkadaşlar. Kuşlarımız gitti. Fakat gördüğünüz gibi yeni bir kümes yapıyoruz. Ve kuşlarımızı burada uçurmaya karar verdik. Büyük bir girişimin içindeyiz. Bizi takibe devam edin. Bu video böyle kalsın. Sanırım birkaç gün sürecek. Artık kaç gün sürer bilmiyorum kümesimizin yapımı. Ama gördüğünüz gibi kümesimiz burada. Şöyle bir yeni kümes yapıyoruz arkadaşlar. Bu yapım aşaması. Dinsiz böyle olduğuna bakmayın. İnşallah ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bunu çok güzel bir kümes yapacağız. Bizi takibe devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Kümesimiz bitti sayılır. Şöyle onu şöyle uzaktan çekeyim. Çek reis, çek. Şöyle bir kümes oldu arkadaşlar. Bu sefer çok sağlam yaptık. Gördüğünüz gibi saç kapladık dışını. Zaten tahtalarda kalın tahta arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Abi, İç şöyle. Şöyle tinekler falan. Bir saniye ışığı açayım. Arkadaşlar şuralarda tünekler var gördüğünüz gibi. Şuralara iki tane artık yumurtalık gibi bir şey yapacağız. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Hani böyle bir kutu gibi bir şey yapıp ikiye böldüğümüz zaman iki tane yumurtalık çok rahat olur. Ortası boş kalacak, yemlik suluk. Burada zaten tünekler. Çatı da var. Çatı da üçgen, şu tarafta da var. Gördüğünüz gibi. Şuradan havalandırma yaptık. Havalandırmaya 3 milim saç parçası koyduk. Elektriği bu gerçi bir makineden aldık. Şurada tahtalar böyle arkadaşlar. Yanları gördüğünüz gibi yanlara kadar çevirdik. Saç parçalarını. Çatımız 10 numara oldu. Çatıyı böyle geniş yaptık ki rüzgar da su da almasın. Hani şu yan tarafta iki tane hem aydınlık hem şey. Kapı da aynen öyle. Dışında al bunu kessen orada. Bu saç elekten yaptık onu da. Kilitler var. Bu tarafı da yaptık. Gördüğünüz şurada bir fazlalık var. Şunu keseceğiz. Yerden yüksek. Altta havalandırması var. Zaten dibine şey döşedik. Bir plastik malzeme. Bunu fare mare kemiremez. Soğuk boğuk giremez zaten. Hani şu an çok güzel gözüküyor. Bakalım. Yerimiz çok zor arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Yer için abi. Yer için zaten ayrı bir video çekeceğim size. Şimdilik güzel. Az kaldı yani. Bir kozluğumuz kaldı. Bir de kuş koyacağız içine işte. Bu artık buraya alıştıracağız. Şöyle yerden yükseğe koyalım diye düşünüyoruz ama bakalım nasıl olacak? Yerine yerleştirmedik. Şuraya köşeye yerleştireceğiz onu. Bayağı bir ağır oldu yalnız. Ama istediğimiz de oydu zaten. Ağır olsun, sağlam olsun. Sorun çıkarmasın diye. Hani gördüğünüz gibi süper oldu. Tabii iki eksiği var. Şuradan şu vidaları falan keseceğiz. Şunlar bize batmasın diye arkadaşlar. Bunlar bizi çizdirir. Bir de işte yere o yuvalıkları yapacağız. Izgara koyacağız. Bayağı bir 10-15 tane kuş alır yani. Çok rahat bir şekilde alır. Gayet sağlam, kullanışlı. Yağmur suyu buradan böyle süzülür arkadaşlar. Rüzgar da almaz. Şuradaki saçak payı yağmurun girmesini engelleyecek. Rüzgarı da keser. Aydınlık vursun yeter, az bir şey. O da yani bu deliklerden bizi çok rahat bir şekilde karşılar. Bakalım kuşları da getirelim, buraya atalım. Nasıl bir şey olacak? Burada uçurabileceğiz mi hep beraber? İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Daha devam edeceğiz. Kuşları getirdiğimizde de daha devam edeceğiz bakalım.
Evet arkadaşlar, kümesi gördüğünüz gibi yerine yerleştiriyoruz. Evet abi. Kümesimiz zımba gibi. Gördüğünüz gibi 3 tonluk forkliftle bunu yerine yerleştirmeye çalışıyoruz. İş makinesiyle. Devam abi. İyice tamam. Duvara yapıştıralım. Tamam. Bırak yavaş yavaş. Tamam dur öyle. Dur öyle. Dur. Bekle. Arkaya tam yapıştı mı abi? Çok yüksek gelecek abi onlar. Dur abi. Dur. Tamam. Bırak. Hacı abi yüksek olmadı mı o taraf? Yok aynı işte. Biz aynı. Biraz daha bunun altına besleyebiliriz. Çok az. Neyse bakalım, kümesi yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bir ince bir sente ayarı yapacağız ona. Abi önü kaldıracağız bak. Şimdi ona güzel bir sente ayarı yapsak kümesimiz 10 numara olacak arkadaşlar. Yalnız içine yuvalık yapamadık abi. Bu sentesi kaçık abi. Bu tarafa dur bak. Kapak atıyor kendini. Bu taşları alacağız abi oradan. Şimdi göz yanılıyor. Neyse arkadaşlar, biz bu sente ayarı yapalım ona. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar kümesimizi yaptık. 10 numara demirden sağlam bir kümes yaptık. Fakat içine koymaya kuşumuz yok. Eğer bizi seven dostumuz, arkadaşımız varsa bize uçurmaya kuş hediye kabul ediyoruz arkadaşlar. Buralarda uçuracağız. Yerimiz çok zor. Bize hediye kuş verip de kuşuna güvenen arkadaşlar varsa kuşlarımızı burada uçuracağız. Hediye kuşlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, kümesimizi yaptık. Sağ olsun videomuzda da çağrımıza uyan arkadaşlar bize hediye kuşlar yolladılar. Şimdi kuşları atacağız bantlayıp. Gerçi o kuş bantlıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kuşları bantlıyoruz. Bantlamayı da gösterelim. Zaten videomuzun devamında kısmet olursa bol bol kuşları hem alıştırmayı durduklarında bakalım. Kuşları yuvaya nasıl alıştıracağız, nasıl uçuracağız? O konuları da işleyeceğiz. Takip ederseniz siz de bir takım taktikler öğrenirsiniz. Şöyle güzel bir sinekli. Bu da kardeşi arkadaşlar. Kaç yaşında acaba? Bunlar genç de abi. Daha hiç dışarı çıkmadı bunlar. Bunlar daha genç. Tam uçuracak kuşlar. Sinekliler kardeş. Yani şöyle söyleyebilirim. Bunlar arkadaşlar antika antika. Çok eski bir soy bunlar. Zaten eski kuşçular bilir ya, bu sinekli kuşlar, sinekli maviler, biz sinekli mavi deriz. Bunlar tam bir oyun kuşu yani. Kısmet olursa burada duracağız yani arkadaşlar. Tabii ilk önce kuşları sağlam bantlamamız lazım ki alıştırmak için. Sizin de aklınızda olsun, yeni kuşlar olduğu zaman kanatlarını bantlayın birkaç gün. Dediğim gibi bizi takip ettiğiniz zaman bunlara nasıl bir işlemler, kaç gün bantla tutacağız, nasıl yuvaya alıştıracağız hepsini göreceksiniz. Yani bilmeyen arkadaşlar ya da kuşçuluğa yeni başlayan arkadaşlar bunu
bundan sonraki videolarımızda çok şey öğrenebilirler arkadaşlar. Bunlar sabunu. Tamamdır. Böyle işlerden bir çek. Canavar canavar. Kuşlarımız kümesimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Burada çoğalacak bunlar inşallah. Bize destek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.